İkinci maddeyle ilgili imar komisyonu raporunu okuyorum. Burası mevcut imar planlarımızda her ne kadar pazar yeri olarak kullanılsa da ağaçlandıracak alan gözükmektedir. Şurası da daha önceden anıt olarak düzenlenen tescilli alan. Yine keza bu alanın tescilli alan. Bizim anıtlar kuruluyla olan görüşmelerimizde taslaklarımızı onlara sunmak istedik. Ancak bizlere söyledikleri buranın öncelikle pazar yeri alanına alınması gerektiği, o şekilde görüşülebileceği. Ve biz bu öneriyi bunun üzerine getirdik. Tıpkı bir önceki 7. maddede görüştüğümüz dini tesis alanı gibi. O da şu an Anıtlar Kurulu'na gitmek üzere olan bir proje. O projede eğer biz onu burada onaylamasaydık Anıtlar Kurulu'nun görüşüne gitmeyecekti. Biz burada Anıtlar Kurulu'na girecek tescilli alan sınırını şu yolumuzu buraya getirerek plan tadilatımızı gerçekleştirdik. Bu plan tadilatı Anıtlar Kurulu'nun görüşüne sunulmak üzere gönderilecektir. Bu onama eğer Anıtlar Kurulu bu plan tadilatı uygun görürse gerçekleşecektir. Bu planın bir aylık askı süresi vardır. Bir aylık askı süresi içinde plan ilgili kuruluşa gönderilecek, uygun görüş alındıktan sonra uygulamaya geçilecek. Neye geçilirse kabul edeceğimizi, bildiğimizi düzeltiyorum. Bu kadar. Ben gerekli olduğuna bilmiyorum, arkadaşların görüşlerini alalım. Çünkü önemli bir konu görüşülecek. Biz bunun daha ayrıntılı olarak görüşülmesine fayda var. Ama zaman olayından dolayı, bir önce geçip tabiat vakıflarından da onaylanmasını biz de istiyoruz. Çünkü cumartesi pazarı kaç seneden beri orası bütün pazarcıların ve halkın zor yaşantı içinde oldukları, kışın çamur içerisinde pazar yaptıkları bir bölge. Buranın bir an önce yapılmasını biz partimiz olarak zaten istiyoruz. Ama buradaki yapılacak olan pazar yerini, projelerini ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir bina düşünüyorsunuz? Bunu da şu anda açıklamanızda fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü buraya ne yapılacağını biz partimiz olarak da bilmek istiyoruz. Yani Haşmaz 950 deyince burada sanki 3 katlı büyük bir bina yapılacakmış gibi herhangi bir düşünce var. Yani buradaki yazar 950 koduna göre. Bu konuda da sizin düşüncelerinizi ve buraya yapmak istediklerinizi açıklarsanız sevinirim. Evet. Teşekkürler. Sosyal kültürel amaçlı kullanacak mekanlar, özellikle Kurtuluş Caddesi ile biraz içeri alacağımız, yolu genişleteceğimiz havuzlu başlı sokak çevresinde dükkanların içinde bulunduğu ve özellikle eğer izin alınabilirse şu anda su kanal taşeronunun kullandığı alan, o kadın pazarı olarak kullandığı yeri de üste katarak çelik putreller üzerinde etrafının tamamen kapatıldığı, hava alması için her türlü şartın sağlandığı sirkülasyonunda bak proje, alan proje şeyini, ama o projenin artık önünün açılabilmesinin yolu buradan izin verilmesinden gerekiyor. O şeyi siz yardımcısınız ki yardımcıyım ben hassasiyetinizi. Kabul ediyorum aslında, mecburuz sormanız, nasıl soracağız o şeye? Başka türlü bir yolu yok demiyorum. Ha şunu diyebilir misiniz, geçmişte vardı sorulmalı, işte yıkım kararı, turun kararına bağlı mı, kalktı otopark. Bandırma sporun boşaltılması için yazıyla yazdık. Yıkılacak, o yıkım bedelleri, o parası da imkan sahiplerinden ayrı izlenecek. Ben böyle bir sonuç önünde dururken, izin almadan, başkaları gibi yasa yönetmeni tanımadan, ben yaptım oldum mantığıyla yürümem mümkün mü? Ben bu güzel meclisin başının ağrısını ister mi? Benim de başım ağrı arkadaşlar. Yani onun nedeniyle bu konuda söylediklerinizin mantıksal bir dayanan olması lazım. Bu da kurul kararıyla olacak. Kurul verirse olacak, vermezse olacak. O nedenle öylesi olsun, böylesi olsun bana göre şu anda değil. Ama ben bu hassasiyetinizi anlayarak böyle bir şeyin kurul kararını sormak konusu, imar konusunda raporunu şeyde sunmuştum. Yani farklı bir görüş var mı?